Canlar merhabalar, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti diyeceğiz burada ve bu bölüm artık Cumhuriyet tarihine girişimizdir. 20. yüzyıl 12 soruluk Cumhuriyet tarihi bölümünde yer almakta, değerlendirilmekte çünkü Kurtuluş Savaşı'nı anlamanın, Cumhuriyeti anlamanın yolu burada yaşanan sıkıntılardan geçiyor. Trabzonskars Savaşı'nda Balkan Harbi'nde ve tabii ki Dünya Savaşı'nda neler yaşandığını bilecek olursak Cumhuriyeti ve Kurtuluş Savaşı'nı çok daha doğru anlamlandırabiliyoruz. O yüzden bu bölüm Cumhuriyet Tarihi kısmında yer almakta. 1900'lere geldiğimizde, 20. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı Devleti 1911-12'de bir Trabzkar Savaşı yapacak. 1912-13 bandında Balkan Harbi, 1914-18 bandında bir dünya savaşını yaşayacağız ve koca bir cihan imparatorluğu, koca bir çınar çökecek. Ortamda Anadolu'yu dahi bize yar etmek istemeyen yedi düvele karşı Mustafa Kemal liderliğinde yaşanan bir kurtuluş savaşı 1919-22 bandında ve bunun üzerine inşa edilen bir cumhur ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'i değerlendirirken 1911'den 22'ye 10 yıldan fazla bir süre neredeyse nefes almadan savaşan bir millet, nefes almadan savaşan bir devlet, nefes almadan savaşan bir kurmay heyeti, komutanlar kademesi bu gözle değerlendirmemiz lazım. O zaman Kurtuluş Savaşı'nı, Lozan'ı ve Cumhuriyet'i daha sağlıklı değerlendirebiliriz. Trabzkarp Savaşı'yla Kuzey Afrika'dan çekilen, Balkan Harbi'yle Balkanlardan çekilen, Dünya Savaşı'yla Orta Doğu'dan çekilen bir uygarlıktan, bir milletten bahsedeceğiz değerli arkadaşlarım. O travmayı biz hala üzerimizden atamadık. Bir cihan imparatorluğunu kaybedip, Anadolu'da milli bir devlet kurmanın güzelliğini dahi yaşayamadık. Ankara önlerine kadar ilerleyen düşmana karşı, Yunan'a karşı bu milletin yeniden ayağa kalkışını kaybettiklerimizin travmasından dolayı doğru bir şekilde bile değerlendirmedik arkadaşlarım. O yüzden 20. yüzyıl Osmanlısını iyi anlamak lazım, iyi anlamlandırmak lazım. Hiçbir şey gökten zembille inmedi. Kurtuluş Savaşı, Rozan Cumhuriyet gökten zembille inmedi. Bu yaşananların bir neticesi olarak biz bugünlere Allah'a şükür ulaşabildik ve bu bağlamda, bu bağlamda bize katkı sunan değer veren tüm liderlere başta Cumhuriyetin kurucusu, banisi Mustafa Kemal olmak üzere hayırla yad ediyorum. Ruhları şad olsun diyorum değerli kardeşler. Bilemiyorum ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bu minimalde Trabaskar'ı ve Balkan'ı ve Dünya Savaşı'nı değerlendirmenizi, anlamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi buyurun. Bakalım Trabluskarp Savaşı, Trabluskarp Savaşı 1911-12 bandında İtalya ile yaşanan bir savaş. Haritaya görüyorsunuz İtalya, İtalya, İtalya. 1870-71 bandında kurulan Avrupa'da geç kurulan devletlerden birisi İtalya. Almanya ile beraber. Avrupa'da 1870 ve 71'de iki yeni devlet peydahlanıyor. Almanya ve İtalya. Almanya ve İtalya geç kurulan, birliğini geç sağlayan devletler. Hocam bu niye önemli? 1800'lerden itibaren İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya gibi devletler sanayi inkılabını hayata geçirmişler. Ve sanayi inkılabı kapsamında dünyanın farklı yerlerinde sömürgeler ele geçirmişler. Bir güzler dünyayı sömür sömür mekteler. Düzeni kurmuşlar. İşte o düzeni Almanya ve İtalya bulacak. Almanya ve İtalya geç kurulan bu iki devlet aynı zamanda sanayileşmesini sağlayan devletler ve dolayısıyla Almanya ve İtalya'da sömürgeye ihtiyaç duyacak. İşte bu minvalde İtalya şöyle bir Akdeniz havzasına bakar sömürge ihtiyacı, sömürge arayışı kapsamında. Hemen karşısında bakın Cezayir ve Tunus var. oraya yemez. Ora Fransız toprağı. Biraz karşısına bakın Mısır var. O hiç yemez. İngiliz toprağı. Tam arada tam karşısında bir Trablusgarf var. O kimin? Osmanlı'nın. Aciz zavallı Şamar Osmanlı'nın. işte Osmanlı'nın bu acziyetinden yararlanarak Trabzgarba çöküp sömürge ihtiyacını karşılamak isteyecek İtalya devleti bu minimalde 1911'de Trabzgarba dalacak arkadaşlar. Savaşın özü bu kapsamda sömürgeciliktir. Ama her savaşın arka planda o yatan temel nedenin dışında bir de halkları ikna edebilmek için kullandıkları görünen saçma sapan olsa görünen bir nedeni vardır. Trabzonkarp Savaşı'nın görünen resmi nedeni ise İtalya'nın Osmanlı'ya verdiği bir ultimatomda açığa çıkacak. İtalya diyecek ki Osmanlı sen Trabuzkarp halkını Trabzonkarp coğrafyasını uygarlık bakımından geri bırakıyorsun. Sana ne? La sana ne? Halk benim, coğrafya benim. Geri kalmış Trabluskar Sana ne? Bu Amerika'nın başkan Puşt önderliğinde Irak işgal ettiği Körfez Savaşı ile Orta girdiği gibi bir saçma mı gerekçe? Demokrasi için, demokrasi getirmek için Irak'ı işgal ettiler. Afganistan işgali. Aynı mantık. Neymiş? Trabluskarp geri kalmış. Sana ne? Yanına diyor ki Osmanlı e ee sen bölgedeki halka kötü davranıyorsun. İtalyan Türkçeler kötü davranıyorsun. E ee, Trabluskarp'ı derhal bana teslim et. Böyle bir saçma neden, görünen neden diye anlayacak ki bu saçma nedir Osmanlı red edince İtalya Trabluskarp'a dalacak arkadaşlar. Tabi bu isteğin bu arzusunu İtalya büyük devletler de kabul ettiriyor. Birim Dünya Savaşı öncesinde İtalya'yı kendi yanına çekebilmek amacıyla İngiltere, Fransa bu Trabuskar isteğine göz yumacaklar. Rusya İtalya'nın Trabuskar isteğine göz yumacak hatta aralarında gizli bir anlaşma yaparlar. Rakonici anlaşması. O Rakonici anlaşmasıyla sözüm ona Boğazlar, Boğazlar Rusya'ya ait olacakmış. Trabzgarp'ta İtalyanlara ait olacakmış. Ya yani bakın neresinden bakarsan bak Osmanlı için büyük bir komplo söz konusu burada. Büyük devletler gözümüyor. İtalya sömürge arayışında saçma bir nedenle, görünen bir nedenle de bize almak için fırsat kolluyor. Ve 1911'de güçlü İtalyan donanması Trabluskarba ablu kaldırılacak ve Trabluskarba çıkacaklar ve savaş başlayacak kardeşim. Ve bu savaşta Osmanlı Devleti Trabluskarba ordu gönderemiyor. Asker gönderemiyor. Hocam niye? Deme. Haritaya bak yine. Bak. Mısır kimin? Mısır İngiliz toprağı. O yüzden bir kara bağlantısı yok. Kara ordusu gönderemiyorum ben Trabluskarp'a. E hocam e denizden gideyim. Güçlü bir donanmam da yok. Ama hocam Abdülaziz zamanında bir donanma kurmuştuk. O donanma maalesef Abdülhamit döneminde donanma bana darbe yapabilir düşüncesiyle Haliç'te çürümeye terk edilmişti. O yüzden İtalyan gemilerle savaşabilecek güçlü bir donanmamız da yok. Denizden de gidemiyorum. Karadan gidemiyorum. Denizden gidemiyorum. E ne yapacağım dedim. Sınıfta arkadan bir ses yükseldi. Hocam havadan gidelim. Nasıl ya dedim. Hocam havadan gidelim. Ne havası? Hava gücü yok. Hocam uçak var. Yeni yeni başladı Abi uçak dedim pır pırlık bir makine. İki kişi oturur en fazla. Öyle geçerken röntgen yaparsın. Er bombası atarsın. Bu uçak dedim bu. Öyle nakliye maaşı büyük uçaklar bilmem falan filan. Bunlar İkin Dünya Savaşı'nda. O yüzden havadan da benim buraya ordu göndermem, asker göndermem mümkün değil. E ne yapacağım? Vatan toprağı kaderine terk edilemez. Vatan toprağı kaderine terk edilemez. Ne yapacak Osmanlı? Coğrafya'ya Trabzgarba el altından genç enerjik teşkilatçı subaylar gönderip bölgede bir direniş savaşı örgütleyecek bir direniş savaşı örgütleyecek. İşte Mustafa Kemal, Enver Bey gibi, Fethi Bey gibi, Nuru Conker'ler, Süleyman Askeri Beyler, Kurşubaşı Şef gibi çok takılmayın bunlara. Bu tarz genç subayları göndereceğim Karba halkı örgütleyip bir direniş savaşı yapmak isteyeceğim. El altından gizlice göndereceğim. Mesela Mustafa Kemal Mısır üzerinden gidecek bölgeye. Gazeteci Mustafa Şerif Bey sahte kimliğiyle sınav sorusuydu bu. Sınav sorusu. Gazeteci Şerif Bey sahte kimliğiyle gidecek Mustafa Kemal Trablusgarba. Bunu hatırlamanızı isterim. Enver Bey halı tüccarımı bilmem geçin. Mustafa Kemal. Şerif Bey sahte kimliğiyle bölgeye gidecek ve bölge halkını gerçekten örgütleyecek. Bu örgütlemede özellikle Fotoğrafta görüyorsunuz bakın. Kurtuluş Savaşı günlerimde Ankara garında çekilen bir fotoğraf. Eğer bir fotoğrafta kalpak görüyorsanız o Kurtuluş Savaşı'na aittir. Fotoğrafta bakın ortada benim gibi nur yüzlü bir amcam var. Bak bir amcam var. Ahmet Şerif Senusi Hazretleri. kart'ta etkili olan İtalyan İtalyanlara karşı bizi destekleyen Senusi tarikatın lideridir. Mustafa Kemal ile burada dostu kuracaklar. Senusi tarikatı Ahmet Şerif Senusi müritleriyle beraber bu savaşta Osmanlı'nın yanında sah tutacak. Arkasından Mustafa Kemal ile bu dostuna binaen aradan yıllar geçecek mesela. Kurtuluş Savaşı başlayınca Mustafa Kemal'in davetiyle Ahmet Şerif Senusi Ankara gelecek. TBMM'de bir konuşma yapacak ve Anadolu'da dolaşarak halkı Kurtuluş Savaşı'mıza davet edecek arkadaşlar. O yüzden bakın ilginç bir isim. Sorgulanmadı sınavlarda. Bence potansiyeldir. Trabzkar Savaşı'nda çıkıyor karşına. Kurtuluş Savaşı'nda çıkıyor karşına. Ve Mustafa Kemal'le dostu olan bir isim. Ahmet Şerif Senusi. Senusi tarikatı. İşte bu ortamda bölgede bölgede Mustafa Kemal Mustafa Kemal karşılığında çıkacak. Cüzi miktardaki askerlerimizi direnişçi halkla beraber sentezleyip örgütleyip İtalyanlara kan kusturacağız, kök söktüreceğiz. Mustafa Kemal ilk askeri başarılarını işte burada Derne'de ve Dobruk'ta alacak binbaşı Mustafa Kemal ki bu savaşlar esnasında yakınına düşen bir top mermisinin bir kireç taşını parçalamasıyla Mustafa Kemal sol gözünden yaralanacak ve uzunca bir süre bandaj altında kalacak hatta gözünü kaybetme riskini yaşayacak Mustafa Kemal. Buna rağmen cepheyi terk etmeyecek ve savaşa devam edecek. Ve bakın fotoğraflarına fark edersiniz. Sol gözüne böyle hafif bir şehralık vardır Mustafa Kemal'in. İşte burada Trabzonskarp'tan kalan bir nişani olacak, bir şeref, bir onur madalyası olacak bir anlamda Mustafa Kemal için burada sol gözünden yararlanacak. Bu şekilde... Mustafa Kemal işte Enver Beyler, Senusi tarikatı, halkın desteği bu şekilde Trablusgarp'ta müthiş bir direniş sergileyeceğiz. İtalyanlar hiç ummadıkları bir direnişle karşı karşıya kalıyorlar. Hatta Batı kamuoyunda İtalyanlarla kafa buluyorlar. Aciz Osmanlı'yı yenemeyen, hal edemeyen bir İtalya. Bunu aşabilmek için İtalya Bizi barışa zorlayabilmek için bakın haritaya bakın haritaya bakın donanmasıyla Lübnan'daki çok önemli bir şehir Beyrut uğuracak. Osmanlı'ya ekonomik açıdan zarar vermek isteyecek. Donanmasıyla Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alıp bizim dünya yaşamamıza engel olmak isteyecek. O donanmasıyla Rodos ve 12 adayı işgal ederek bizi baskı altına alıp Trabluskarp'tan vazgeçmemizi arz ediyor İtalya. Ama tüm bu hamlelere rağmen aslanlar gibi Trabluskarp'ta savaşıyoruz. Aslanlar gibi Trabuz dir, dire direniyorduk. Az daha bu savaşı kazanıyorduk. Çat başlayan bir Balkan Harbi 1. Balkan Savaşı'nın patlaması nedeniyle Osmanlı Devleti başarılı götürdü bu direnişe rağmen Trablusgarp'tan vazgeçmek zorunda kalacak ve İtalya'dan barış isteyerek Uşi Anlaşması'nı imzalayacak Osmanlı Devleti. Balkan Savaşı'nın başlamış olması, Trablusgarp Savaşı'nın sona ermesine ve Uşi Anlaşması'na neden olacak kardeşim. Bu bağlantıyı atlama diyorum. Aslında bu anlaşmanın orijinal resmi adı ne biliyor musunuz? Lozan Anlaşması. İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan bir anlaşmadır. Daha sonra o meşhur Lozan anlaşmamız yapılınca Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu iki anlaşma karışıyor düşüncesiyle anlaşmanın imzalandığı Uşi Şatos'ta binaen bu anlaşma Uşi Anlaşması diye anıldı. İşte Brodosvon'un iki ile ilgili Lozan'la ilgili söylenceler bu isim kargaşasından dolayı çıkıyor karşımıza. Rodos 12 ada bu Uşi ile ilgili bir durumdur. Şimdi konuşacağız bunu bildiğimiz meşhur Cumhuriyet'in tapu belgesi olan Lozan'ı bununla karıştırmayın. Karışmasın diye biz buna Uşi adını verdik değerli kardeşlerim. Peki ne var bu Uşi anlaşmasında? Bu anlaşmayla Trabluskarp'tan ve Bingazi'den Osmanlı vazgeçiyor. İtalyanları bırakıyoruz ve bu sayede Kuzey Afrika'daki son toprağımızı kaybediyoruz üç kıtada toprağı olan devlet özelliğini Osmanlı yitirmek durumunda kılıyor Uşi anlaşmasıyla. Trabuz kaybediyorum ve diyorum ki bu ortam Uşi anlaşmasında eyvallah ama bölge halkı dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı olsun. Buna benzer bir şey hatırlıyorsun sen tarihimizde. Hatırla 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 Hatırla. Küçük Kaynarca. Küçük Kaynarca Kırım'ı kaybetmiştik. Hatırlayın 1774. Küçük Kaynarca ve daha sonra işte bu Anlaşması'nda Osmanlı dış politikada halifeliğin gücünden yararlanmak isteyecek. Bölgeyle kültürel bağını devam ettirmek isteyecek değerli kardeşler. Bunun dışında Uşi ne diyor? Rodos ve 12 ada Osmanlı'ya iade ediliyor. Eyvallah. Ama Osman diyor ki ya İtalya gözünü seveyim şu Balkan Savaşı, patlayan Balkan Savaşı bitinceye kadar Rodos, Onikya'da emaneten İtalya sende kalsın. Balkan Savaşı bitince senden geri alırım. Aha alırsın. Balkan Savaşı biter. Çağ Benim dünya savaşı başlar. İtalya bir tarafta, Osmanlı karşı tarafta. İtalya Rodos'un kıdayı ilhak ettiğini ilan eder ve bir bardak soğuk suyu Osmanlı'ya gönderir. Ne demek ya? Ne demek? Vatan toprağı ellerleme emanet edilir mi? Neymiş? Balkan savaşında Yunan'dan almışsa karşı ben bu adaları koruyamam. O yüzden adalar emaneten sizde dursun İtalya. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey gözünü seveyim. Bir daha da Rodos'u ben alamadım. 13 adayı bir daha da alamadım ben geriye maalesef ki. O yüzden uşa anlaşması her ne kadar hukuken adayı Osmanlı'ya bırakmış olsa da Rodos adayı fiilen bu anlaşmanı beraber ben kaybettim. İtalyanlara emanet ettim. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İtalya topraktan ilhak etti ve bu durumu da Lozan'da biz kabul etmek durumunda kaldık. Bunun için Lozan'a hesap sormak yerine bu uşiye bu döneme Osmanlı'ya bir hesap sormak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. O adalar... Aradan yıllar geçer. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 Paris Anlaşması'nda İtalya'dan alınıp Yunanistan'a bırakılır. Böyle bir tarihsel yolculuğu var Rodos 12 adının. Bir kez daha özet geçiyorum. Uşi Anlaşması'nda emaneten İtalyanlara bırakıldı. Bir Dünya Savaşı'nda İtalya adaları ilhak etti topraklarına kattı. Lozan'da bu durumu kabul ettik. İki Dünya Savaşı'ndan sonra ise adalar İtalya'dan alınıp Yunanistan'a bırakıldı ve bugünkü konjöktür karşımıza çıktı sevgili arkadaşlar. Çok takılmayın. İlk defa uçak bu Trabzgar Savaşı'nda İtalyan pilot Cevotti tarafından kullanılmış ve dünya tarihinde ilk defa uçak bu savaşta. Türkler tarafından düşürülmüş tüfek ateşiyle. Bunun dışında Trablusgarp'ın doyunu umumi olan borçlarında bu iş anlaşması ile beraber İtalya üstlenmiş olacak ve bir coğrafya daha avcumuzdan kayıp gidecek arkadaşlar. Samimiyetle söylüyorum Balkan Savaşı başlamasaydı biz bu savaştan muzaffer çıkacaktık. Çünkü direniş savaşlarında zamanın uzamış olması direnenlerin lehinedir. Ve bu bağlamda biz başarılı götürüyorduk. Ama Balkan Savaşı başlayınca buradaki genç subaylara, teşkilatçı subaylara Balkan Harbi'nde ben ihtiyaç duyacağım. Ve Trabzgarp'tan vazgeçmek zorunda kalacağım. Sizden ne isterim? Trabzgarp'ın nedeni, sömürgecilik. Bunu atlamayın. Niye ben Trabzgarp'a ordu gönderemedim? Ahmet Şerif Senusi ve Dreniz Savaşı mantığı. Mustafa Kemal'in ilk defa askeri başarı kazandığı yer. Sömürgeciliğe karşı ilk başarısı Trabluskaf'ta. İtalya'nın bizi zorlamak için attığı adımlar. Rodos'un inçede başta olmak üzere. Uşi Anlaşması'nın ehemmiyeti. Bunlara iyi bakarsan çok zor şeylerdir. Kanımca olası bir soruyu rahatlıkla yaparsın diyorum. Bir sonraki ders Balkan Harbi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi ben kaçar.